Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sadece 3 malzeme ile çok lezzetli, güzel bir kurabiye tarifim var. Un, yumurta ve şekerle sadece yağ falan katmıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin yapım aşamalarına geçelim. Derince bir kabı önüme alıyorum. İçerisine 3 adet orta boy oda ısısında beklettiğim yumurtayı ilave ediyorum. 1 su bardağı 200 ml klasik bardaklarla toz şeker. Şekerle yumurtayı en az 5 dakika ile 8 dakika arasında iyice açık köpük renk olana kadar çırpıyorum yüksek devirde. Arada mikserinizi dinlendirin ki mikseriniz bozulmasın. Bu kıvam alana kadar ben 8 dakika boyunca çırptım. Mikseri artık kaldırıyorum. Yavaş yavaş unu eleyerek ilave etmeniz çok önemli burada. Toplamda 2 su bardağı dolusu un, 1 yemek kaşığı da tepeleme dolusu un kullandım. Tam bu miktar yeterli geliyor ama unu yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre az da olsa değişiklik gösterebilir ununuz. Aynen benim yaptığım gibi böyle. Hem bir taraftan ununuzu eleyin, bir taraftan da spatula ile karıştırın. Unu ilave edip yavaş yavaş karıştırırken hemen bir taraftan da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin aboneliğiniz, beğeniniz bizler için çok önemli. Yorum kısmına da her zaman yorumlarınızı bekliyor olacağım. Seval Mutfak'ta 2 kanalıma da abone olmayı unutmayın. Oradan da tarifler paylaşıyorum. Hemen ardından unu tamamen karıştırıp bitirdikten sonra 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Daha böyle parlak bir görüntü sağlaması için ve daha böyle içinde çıtırtılar olması için 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Şekeri de katıp birazcık daha karıştırdıktan sonra artık kurabiye hamurum hazır. Şöyle kavanozun ya da bir bardağın içerisine evimizdeki buzdolabı poşetini yerleştiriyoruz. İçerisine hamuru tamamen dolduracağım. Sıkma torbanız varsa aynı işlemi sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Ben herkesin evinde yoktur diye böyle bir poşetle yapma gereği duydum. Artık tamamen hepsini poşetin içine doldurdum. Artık kavanozdan şöyle çıkartıp kurtarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine şimdi sıkacağım ama öncelikle uç kısmını çok olmadan birazcık şöyle poşetin kesiyorum.
Hafif aralıklarla, hatta ben bazılarını sıkıştırmışım. Daha böyle küçük de yapabilirsiniz. İki tepsi çıkar o zaman. Sıkın. Hemen hızlıca çekin. İlk sıktığım gayet normal bir şekilde biraz dağınık oldu ama sonrasında gayet güzel bir şekilde sıktım. Hafif aralıklarla, çünkü yayılacak. Olduğunca yayılıyor, içerisinde çok fazlasıyla malzeme olmadığı için. Arzu ederseniz bir paket kabartma tozu da ilave edebilirsiniz bu tarife. O zaman biraz daha yumuşak bir kurabiye olacaktır. Ben tam bir tepsi yaptım. Büyük büyük kurabiyeler hazırladım. Gördüğünüz gibi sıkarken bile bir taraftan yayılmaya başladı. Bu gayet normal. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında güzelce pişireceğim ama öncesinde ben birazcık üzerine toz şeker serptim. Daha güzel lezzet verdi. Sizlere de tavsiye ederim. Fırınız hızlı pişiriyorsa 170-160 dereceye kadar da düşürebilirsiniz. Fırından çıkardım. Hatta uç kısımda bir tane koparılmış var, gördüğünüz gibi. Tadına da baktık. Gayet güzel olmuş. Altı da üstü de çok güzel pişmiş. Hafif böyle yumuşak ama bir o kadar da gevrek bir kurabiye oldu. İçinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Herkesin evinde olan malzemelerle lezzetli bir kurabiye yapabilirsiniz. Biz çok sevdik Burak kurabiye. Özellikle akşamları böyle çayın yanına müthiş lezzet oluyor. Artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.